Homo sapiens'in sonu. Bu kitap tarihin fizikten kimyaya, kimyadan biyolojiye giden sürekliliğin bir sonraki aşaması olarak sunulmasıyla başladı. Sapiens tüm yaşayan canlılarla aynı fiziksel güçlere, kimyasal reaksiyonlara ve doğal seçilim süreçlerine tabidir. Doğal seçilim Homo sapiens'i diğer tüm organizmalardan daha büyük bir oyun alanıyla donatmış olabilir. Ama yine de bu alanın sınırları vardır. Buradaki ima, çabaları ve başarıları ne olursa olsun Sapiens'in biyolojik olarak belirlenmiş sınırlarının dışına çıkamayacağıdır. 21. yüzyılın şafağında bu artık geçerli değil. Homo sapiens bu sınırları aşıyor ve doğal seçilim yasalarını kaldırarak bunun yerine kendi akıllı tasarımını koyuyor. 4 milyar yıla yakın bir süredir gezegendeki her bir organizma doğal seçilime uygun olarak evrildi. Hiçbiri akıllı bir yaratıcı tarafından tasarlanmadı. Örneğin zürafa uzun boynunu süper akıllı varlığa değil, eski zürafalar arasındaki rekabete borçludur. Daha uzun boynlu ilk zürafaların daha fazla gıdaya erişimi vardı ve dolayısıyla kısa boyunlu zürafalardan daha fazla yavru sahibi oldular. Kimse, hele de zürafalar, uzun bir boyun zürafaların ağaçların tepelerindeki yaprakları da yemesini sağlayacak, bu yüzden boyunlarını uzatalım demedi. Darwin'in teorisindeki güzellik, zürafaların boyunlarının neden uzun olduğunu açıklamak için akıllı bir tasarımcının varlığını kabul etmeye ihtiyaç duymamasında yatar. Milyarlarca yıl boyunca akıllı tasarım fikri seçenek dahilinde bile değildi. Çünkü ortada şeyleri tasarlayabilecek bir akıl yoktu. Çok kısa süre öncesine kadar ortalıkta yaşayan tek şey, bir takım muazzam şeyleri gerçekleştirebilecek yapılardaki mikroorganizmalardı. Bir türe mensup mikroorganizma tamamen farklı bir türe ait bir genetik kodu bünyesine katıp antibiyotiklere karşı direnç gibi yeni beceriler edinebilir. Ama yine de bildiğimiz kadarıyla mikroorganizmaların bilinci, hayatta bir amaçları veya geleceğe dönük plan yapabilme becerileri yoktur. Bir noktada zürafalar, yunuslar, şempanzeler ve neandertaller bilinç ve geleceğe dönük plan yapabilme becerisi geliştirdiler. Öte yandan bir neandertal çok ağır hareket eden, bu sayede istediği zaman yakalayabileceği şişman kümes hayvanları hayal ettiyse bile bu fantaziyi gerçeğe dönüştürme şansı yoktu. Doğal seçilim yoluyla evrilmiş olan bu kuşları avlamak zorundaydı. Eski düzendeki ilk çatlak 10 bin yıl önce tarım devrimiyle gerçekleşti. Şişman ve ağır hareket eden tavukların hayalini kuran Sapiens, eğer kümesteki en şişman tavuğu en yavaş horozla çiftleştirirse, bunların yavrularının bazılarının hem şişman hem de yavaş olacağını fark etti. Bu yavruları da birbirleriyle çiftleştirince elinizde şişman ve yavaş bir kuş soyu olabilirdi. Bu doğaya yabancı bir tavuk türüydü ve bir tanrının değil, insanın akıllı tasarımıyla üretilmiş olacaktı. Yine de kadiri mutlak bir tanrıya göre Homo sapiens'in tasarım yetenekleri sınırlıydı. Sapiens seçici yetiştirmeyle tavukların doğal seçilim süreçlerini hızlandırabiliyor veya etrafından dolanabiliyordu. Ama yaban tavuklarının genetik havuzunda olmayan tamamen yeni bir özelliği ekleyemiyordu. Bir açıdan Homo sapiens ile tavuklar arasındaki ilişki çoğunlukla doğal olarak ortaya çıkmış diğer pek çok simbiyotik ilişkiye benzerdir. Sapiensler tavuklar üzerinde şişman ve yavaş olanların üremesini sağlayacak seçici baskı uyguladılar. Ama bu, arıların çiçekleri seçerek parlak renkli olanlarının daha çok üremesini sağlamalarından farklı değildir. Bugün ise 4 milyar yaşındaki doğal seçilim düzeni tamamen farklı bir meydan okumayla karşı karşıyadır. Bilim insanları dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlarda doğal seçilim yasalarını bozarak bir organizmanın özgün özelliklerini bile dikkate almadan canlı yaratıklar tasarlıyorlar. Brezilyalı bir biyosanatçı olan Eduardo Kak, 2000 yılında yeni bir sanat ürünü olarak fosforlu, yeşil bir tavşan yaratmaya karar verdi. Bu amaçlı bir Fransız laboratuvarı ile iletişime geçerek, kendi istediği şekilde fosforlu, yeşil bir tavşan üretmeleri için para verdi. Fransız bilim insanları, daha yeni doğmuş beyaz bir tavşan embriyosunu alarak ona fosforlu yeşil bir deniz anasından alınan DNA'yı aktardılar. Ve Tata beyefendisinin fosforlu yeşil tavşanı hazırdı. Kaç bu tavşanı Alba adını verdi.
Alba'nın varlığını doğal seçilim yasalarıyla açıklamak imkansızdır. Zira akıllı tasarımın ürünüdür ve gelecekte olacaklarının da habercisidir. Eğer Alba'nın kısmen kanıtladığı potansiyel tam olarak gerçekleşir ve o arada insanlık kendi kendini yok etmezse, bilimsel devrim sıradan bir tarihsel devrimden çok daha fazlası olduğunu gösterebilir ve dünya üzerinde yaşamın başlamasından bu ana kadar gerçekleşen en önemli biyolojik devrim olabilir. 4 milyar yıllık doğal seçilimden sonra Alba yeni bir kozmik çağın başlangıcı olarak duruyor ve bu yeni çağda yaşam akıllı tasarım tarafından yönetilecek. Eğer bu gerçekleşirse o zamana kadarki insanlık tarihi geriye dönülüp bakıldığında yaşam oyununda devrim gerçekleştiren bir deney ve çıraklık süreci olarak görülebilir. Böyle bir sürece binlerce yıllık insan perspektifinden ziyade milyarlarca yıllık kozmik perspektiften bakılmalıdır. Dünyanın dört bir yanındaki biyologlar akıllı tasarım hareketleriyle girdikleri mücadelenin içinde sıkışmış durumdadır. Akıllı tasarım taraftarları okullarda Darwinci evrim teorisinin öğretilmesine karşı çıkıp biyolojik karmaşıklığın bütün biyolojik detayları daha en baştan düşünmüş olan bir yaratıcının varlığını kanıtladığını öne sürüyorlar. Biyologlar geçmişle ilgili olarak haklılar ama akıllı tasarım taraftarları da ironik şekilde gelecek konusunda haklı olabilirler. Kitabın yazıldığı an itibariyle doğal seçilimin yerine akıllı tasarımın konması şu üç yoldan biriyle olabilir. Biyoloji mühendisliği, cyborg mühendisliği, cyborglar organik ve organik olmayan parçaların bir araya geldiği varlıklardır ve inorganik yaşamın yaratılması. Kitabın fareler ve insanlar. Biyoloji mühendisliği önceden belirlenmiş bir kültürel tasarıyı gerçekleştirmek için bir organizmanın biçimi, becerileri, ihtiyaçları ve istekleri üzerinde değişiklikler yapmayı amaçlayan gen aşılama gibi biyolojik düzeydeki kasıtlı insan müdahaleleridir. Biyoloji mühendisliği başlı başına yeni bir şey değildir. İnsanlar binlerce yıldır kendilerini ve diğer organizmaları değiştiriyorlar. En basit örneklerden biri hadım etmektir. İnsanlar, öküzler daha az uysal ve dolayısıyla tarla sürmeye daha uygun oldukları için belki de 10 bin yıldır boğaları hadım ediyorlar. İnsanlar ayrıca kendi genç erkeklerinde tarih boyunca büyüleyici sopranolar veya sultanın haremine göz kulak olabilecek güvenilir kişiler olsunlar diye hadım ettiler. Organizmaların nasıl işlediğine ilişkin yakın tarihli buluşlar hücresel seviyeye hatta atom seviyesine kadar ilerleyerek daha önce hayal bile edilemeyen olanakların önünü açtı. Örneğin bugün bir erkeği sadece hadım edebilmekle kalmıyor, bir takım cerrahi ve hormonal tedavilerle cinsiyetini de değiştirebiliyoruz. Hatta becerilerimiz bu kadarla da kalmıyor. 1996 yılında gazetelerle televizyonlarda yayınlanan aşağıdaki fotoğrafın yarattığı şaşkınlık, tiksinti ve dehşeti bir düşünün. Görsel 27. Bilim insanlarının inek kıkırdığı hücreleri kullanarak sırtında kulak büyüttüğü bir fare. Stadel mağarasındaki aslan adam heykelinin ürkütücü bir yankısı. 30 bin yıl önce insanlar farklı türleri bir araya getirmenin hayalini kurarlarken bugün artık bu ejderhaları üretebilecek noktadalar. Hayır, bu fotoğrafta Photoshop yok. Gerçekten de bilim insanlarının inek kıkırdığı hücreleriyle sırtında kulak büyüttükleri bir farenin fotoğrafı. Bilim insanları yeni dokunun büyümesini kontrol edebiliyorlardı ve kıkırdağa da insan kulağına benzer bir şekil verdiler. Bu süreç kısa süre içinde bilim insanlarının insanlara da nakledebilecekleri yapay kulaklar üretmesinin mümkün kılabilir. Genetik mühendisliğiyle daha mucizevi şeyler de gerçekleştirilebilir. Bu yüzden bu alan bir dizi etik, siyasi ve ideolojik tartışmaya sebep oluyor. Muhafazakar insanın Tanrı'dan rol çaldığına, ateistler bilim insanlarının doğanın içine, işine burunlarını soktuklarına inanıyorlar. Hayvan hakları savunucuları hayvanların genetik mühendisliği deneylerinde acı çekmesine ve çiftlik hayvanlarının ihtiyaçlarının hiçe sayılarak yetiştirilmesine karşı seslerini yükseltiyorlar. İnsan hakları savunucuları genetik mühendisliğinin insanları köle olarak kullanacak süper insanlar yaratmasından korkuyorlar. Bazı dini akımlar korkusuz askerler ve itaatkar işçiler kopyalayarak dünyanın başına musallat olacak biyolojik diktatörlüklerle
ilgili kıyamet senaryoları anlatıyorlar. Yaygın kanıya göre önümüzde hızla beliren çok fazla sayıda fırsat var. Genleri dönüştürme becerimiz bu durumu akıllı ve ileri görüşlü bir şekilde kullanma kapasitemizin önüne geçiyor. Sonuçta genetik mühendisliğinin potansiyelinin henüz çok küçük bir bölümünü kullanıyoruz. Şu an tasarlanan organizmaların çoğu siyasi lobileri en zayıf olanlar bitkiler, mantarlar, bakteriler ve böcekler. Örneğin insanın dalağında insanla simbiyoz halinde yaşayan ve oradan çıkıp ölümcül enfeksiyonlara sebep olunca haberlerde adını duyduğumuz kolibasili bakterisinin çok değişik türleri biyoyakıt üretmek için genetik mühendisliğine tabi tutuldu. Koli ve pek çok mantar türü insülin üretmek için genetiği değiştirilerek şeker hastalığının tedavisini ucuzlattı. Kuzey kutbundaki bir balıktan alınan genler patatese aktarılarak patates soğuğa daha dayanıklı hale getirildi. Bazı memeliler de genetik mühendisliğinden kaçamadı. Her yıl süt endüstrisi mastit adı verilen ve süt ineklerinin memelerini etkileyen bir hastalık yüzünden milyarlarca dolar kaybediyor. Bilim insanları şu anda sütlerinde bu hastalığa sebep olan bakteriyle savaşan bir biyokimyasal madde olan lisostafin bulunan genetiği değiştirilmiş inekler üzerinde deneyler yürütüyorlar. Domuz jambonu ve pastırmasında bulunan sağlıksız yağlar yüzünden düşen satışlardan endişelenen domuz endüstrisi bir kurtçuktan elde edilen genetik malzeme eklenmiş ve hala deney aşamasında olan domuzlardan medet umuyor. Bu yeni genler domuzların kötü omega 6 yağ asitlerini sağlıklı omega 3'e çevirmesini sağlıyor. Genetik mühendisliğinin bir sonraki nesli için iyi yağ içeren domuzlar üretmek çocuk oyuncağı olacak. Genetikçiler sadece bu kurtçukların yaşam süresini 6 kat uzatmakla kalmadı, aynı zamanda çok daha gelişmiş bir hafızaya sahip ve daha kolay öğrenen zeki fareler üretmeyi de başardılar. Tarla fareleri fareye benzeyen küçük ve şişman kemirgenlerdir ve çoğu çeşidi rastgele cinsel ilişkiye girer. Ancak içlerinde bir çeşit vardır ki hem erkeği hem de dişisi tek eşli uzun ilişkiler kurar. Genetikçiler bu tek eşliliğe sebep olan genleri tespit ettiklerini iddia ediyorlar. Bir gen Don Juan gibi bir tarla faresini sadık ve aşık bir kocaya çevirebiliyorsa, kemirgenlerin ve insanların sadece bireysel özelliklerini değil, toplumsal yapılarını da değiştirmeye yakın olduğumuzu söyleyemez miyiz? Neandertallerin dönüşü. Genetikçiler sadece yaşayan türleri değiştirmeyi amaçlamıyor. Ortadan kalkmış canlıları da yeniden yaratmak istiyorlar ve bunu da Jurassic Park'taki gibi sadece dinozorlar için düşünmüyorlar. Rus, Japon ve Koreli bilim insanlarından oluşan bir ekip, yakın zamanda Sibirya'da donmuş halde bulunan eski mamutların genom haritasını çıkarmayı başardılar. Şimdi de günümüzdeki bir filin yumurta hücresini alıp DNA'sını yeniden üretilmiş bir mamut DNA'sıyla değiştirerek yumurtayı tekrar bir filin rahmine koymayı planlıyorlar. Hesaplarına göre 22 ay içinde 5000 yıl aradan sonra ilk mamut doğacak. Bu neden mamutlarla sınırlı kalsın ki? Harvard Üniversitesi'nde Profesör George Church yakın bir zamanda Neandertal Genom Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte yeniden üretilmiş Neandertal DNA'larını Sapiens yumurtalarına yerleştirerek 30 bin sonra ilk Neandertalleri üretebileceğimizi açıkladı. Church bunu 30 milyon dolar karşılığında kendisinin de yapabileceğini ileri sürdü. Pek çok kadın şimdiden taşıyıcı anne olmak için başvurdu bile. Neandertallere neden ihtiyacımız var? Kimileri canlı Neandertalleri inceleyebilirsek, Homo sapiens'in kendine has özellikleriyle ilgili hala cevaplanamamış bir takım sorulara yanıt bulabileceğimizi ileri sürüyor. Bir Neandertal'le Homo sapiens'in beynini karşılaştırabilirsek, yapısal farkları ve bilincin oluşmasını sağlayan biyolojik değişimin ne olduğunu ortaya çıkarabiliriz. Bu çabanın etik bir önemi olduğunu düşünenler de var. Eğer Homo sapiens Neandertallerin yok olmasından sorumluysa onları geri getirmenin ahlaki bir görev olduğunu ileri sürüyorlar. Ayrıca etrafta Neandertallerin olması işimize de yarayabilir. Pek çok sanayici iki sapiensin işini yaptırmak için tek bir Neandertal'e para ödemeyi tercih edecektir. Peki neden Neandertallerde duralım?
Neden Tanrı'nın tuvalinin başına geçip daha iyi bir sapiens tasarlamayalım? Homo sapiens'in becerilerinin, ihtiyaçlarının ve isteklerinin genetik bir temeli var. Üstelik sapiens genomu farelerinkinden daha karmaşık değil. Fare genomu yaklaşık 2,5 milyar nükleoboz, sapiens genomu 2,9 milyar nükleobaz içeriyor. Fareninkinden sadece %14 daha büyük. Orta vadede belki 10 yıllar içinde genetik ve biyoloji mühendisliğinin diğer biçimleri sadece fizyolojimiz, bağışıklık sistemimiz ve ortalama yaşam süremiz değil, entelektüel ve duygusal becerilerimizle ilgili de çok ciddi değişiklikler yapabilecek. Genetik mühendisliği dahi fareler yaratabiliyorsa neden dahi insanlar yaratmasın? Tek eşli tarla fareleri yaratabiliyorlarsa neden partnerlerine sadık insanlar yaratmasın? Homo sapiens'i önemsiz bir maymundan dünyanın efendisine çeviren bilişsel devrim, anlaşıldığı kadarıyla beynin iç yapısındaki ufak birkaç değişiklikten başka sapiens'in fizyolojisi ve veya beyninin biçimi ve büyüklüğünde fark edilebilir hiçbir değişiklik yaratmadı. Belki başka birkaç ufak değişiklik de ikinci bilişsel devrimi başlatıp yepyeni bir bilinç türü yaratarak Homo sapiens'i tamamen farklı bir şeye dönüştürecektir. Evet, belki bunu henüz yapamıyoruz ama süper insanlar yaratmamızın önünde aşılmaz teknik engeller var gibi görünmüyor. Asıl engel insanlar üzerindeki araştırmaları yavaşlatan etik ve siyasi itirazlar. Bu ahlaki argümanlar ne kadar ikna edici olursa olsun bir sonraki adımı ne kadar yavaşlatabilecekleri şüphelidir. Özellikle de söz konusu olan insan ömrünü uzatabilmek, çaresi olmayan hastalıkları tedavi edebilmek ve bilişsel ve duygusal becerilerimizi geliştirebilmek olduğunda. Örneğin Alzheimer'ı iyileştirmenin yanında sağlıklı insanların hafızasını da bariz biçimde geliştiren bir tedavi yöntemi bulursak ne olur? Böyle bir araştırmayı durdurmak mümkün mü? Ayrıca bu tedavi geliştirildikten sonra herhangi bir yönetim bunu sadece Alzheimer hastalarıyla sınırlı tutarak sağlıklı insanların süper hafızalara sahip olmalarını engelleyebilir mi? Biyoloji mühendisliğinin neandertalleri geri getirip getirmeyeceği belirsizken Homo sapiens üzerindeki perdeyi kaldıracağı kesin gibidir. Genlerimizle oynamak bizi öldürmez ama belki Homo sapiens ile o kadar çok oynarız ki sonuçta Homo sapiens olarak kalamayabiliriz. Biyonik yaşam. Yaşamın yasalarını değiştirebilecek başka bir teknoloji daha var. Cyborg mühendisliği. Cyborglar organik ve inorganik, örneğin biyonik 50 bir insan gibi bileşenli varlıklardır. Bir açıdan günümüzde hepimiz biyonik sayılırız çünkü doğal duyularımız ve fonksiyonlarımız lensler, kalp ritmini ayarlayan cihazlar, ortotik araçlar ve hatta beynimizi bir takım veri depolama ve işleme çilelerinden kurtaran bilgisayarlarla cep telefonları tarafından destekleniyor. Becerilerimizi, arzularımızı, kişiliklerimizi ve kimliklerimizi değiştirecek, vücudumuzdan ayrılmaz inorganik bir takım özelliklere sahip gerçek cyborglar olmasının eşiğinde duruyoruz. ABD'de faaliyet yürüten bir askeri araştırma bürosu olan The Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, Gelişmiş Savunma Araştırmaları Projeleri Ajansı, böceklerden cyborglar geliştiriyor. Burada amaç bir sineğin veya hamam böceğinin vücuduna elektronik çipler, dedektörler ve işlemciler yerleştirerek otomatik bir operatörün veya bir insanın böceğin hareketlerini kontrol edebilmesini, ayrıca bilgi gönderip alabilmesini sağlamak. Böyle bir sinek düşman karargahının duvarında dururken en gizli konuşmaları dinleyebilir ve eğer bir örümcek tarafından yakalanmazsa bize düşmanın tam olarak ne planladığını aktarabilir. 2006'da Naval Undersea Warfare Center, Deniz Kuvvetleri Denizaltı Savaş Merkezi, ABD'de cyborg köpek balıkları üretme yönündeki çalışmalarını duyurdu. NUVC sinir implantları sayesinde konak hayvanlarının davranışlarını kontrol edebilecek bir balık çeşidi geliştiriyor. Geliştiriciler su altında denizaltılar ve mayınlar tarafından yaratılan elektromanyetik alanları köpek balıklarının insan yapımı tüm dedektörlerden daha iyi olan doğal manyetik alan saptama becerilerinden yararlanarak tespit edebilmeyi umuyorlar. Sapiens de cyborglara dönüşüyor. En son çıkan kimi işitme aygıtları biyonik kulaklar olarak tanımlanıyor. Bu aygıt kulağın dışında bulunan bir mikrofon aracılığıyla
sesleri yakalayan bir implanttan ibarettir. İmplant sesleri filtreleyerek insan seslerini tanımlıyor ve bunları elektrik sinyallerine çevirerek merkezi işitme sinirlerine ve oradan da beyine gönderiyor. Devlet destekli bir Alman şirketi olan Retina Implant, körlerin kısmi görme duyusu kazanmasını sağlayabilecek bir retina protezi üzerinde çalışıyor. Bu çalışma hastanın gözüne küçük bir mikroçip yerleştirmeyi içeriyor. Çipteki fotoseller göze düşen ışığı emerek bunu elektrik sinyallerine çeviriyor. Bunlar da retinadaki hasar görmemiş sinir hücrelerini uyarıyor. Bu hücrelerdeki sinir impulsları da beyni uyararak burada görüşe çevriliyor. Şimdilik bu teknoloji hastaların kendilerini boşlukta tanımlayabilmelerine, harfleri tanıyabilmelerine, hatta yüzleri tanımlamalarına olanak sağlıyor. Amerikalı bir elektrikçi olan Jesse Sullivan, 2001'de geçirdiği bir kazada iki kolunu da kaybetti. Rehabilitasyon Institute of Chicago'nun ürettiği ve sadece düşüncesiyle hareket ettirilebilen iki biyonik kol kullanıyor. Şimdi Jesse'nin beyninden gelen sinirsel sinyaller mikro bilgisayarlar tarafından elektrik komutlarına çevriliyor ve kollar hareket ediyor. Jesse kolunu kaldırmak istediğinde her normal insanın farkında olmadan yaptığı şeyi yapıyor ve kol havaya kalkıyor. Bu kollar organik kollardan çok daha sınırlı hareket eden hareket imkanı sağlıyor. Ama Jesse'nin basit gündelik faaliyetleri yerine getirmesini mümkün kılıyor. Amerikalı asker Claudio Mitchell'a da takıldı. Bilim insanları kısa zaman içinde sadece istediğimizde hareket edebilen değil, aynı zamanda beyne geri sinyal yollayarak kolunu kaybeden insanlara dokunma hissinde verebilen biyonik kollarımız olacağını söylüyorlar. Bu biyonik kollar şimdilik organik kollarımıza kıyasla çok iyi alternatifler değiller. Ama sınırsız gelişme potansiyelleri var. Örneğin biyonik kollar organik akrabalarından çok daha güçlü yapılabilir. Dahası biyonik kolların birkaç yılda bir değiştirilebilme veya vücuttan ayrılarak belli bir mesafeden kullanılabilme avantajları da var. Kuzey Carolina, Duke Üniversitesi'ndeki araştırmacılar yakın zamanda bunu beyinlerine elektrot yerleştirilmiş makak maymunlarıyla gösterdiler. Elektrotlar beyinden sinyal toplayarak bu sinyalleri dış aygıtlara aktarıyorlar. Sadece düşünce yoluyla bedenine eklenmiş biyonik kolları ve bacakları kullanmak için eğitilmiş Aurora isimli bir maymun kendi iki organik kolunu kullanırken aynı anda düşünce gücüyle vücudundan ayrı bir biyonik kolu kullanmayı başardı. Bazı Hindu tanrıçaları gibi artık Aurora'nın da 3 kolu vardı ve üstelik bu kollar farklı odalarda hatta şehirlerde bile bulunabiliyordu. Kuzey Carolina'daki laboratuvarında oturup bir eliyle sırtını, ikinci eliyle başını kaşıyabilir, aynı anda New York'ta bir muz çalabilirdi. Öte yandan aşırılmış bir meyveyi uzaktan yeme becerisi hala bir hayal. Diğer bir makak maymunu olan Ido'ya 2008 yılında Kuzey Carolina'daki sandalyesinden Japonya Kyoto'da bulunan bir çift biyonik bacağı kontrol etmeyi başarınca dünya çapında ün kazandı. Bacaklar Ido'ya'nın 20 katı ağırlıktaydı.